Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimizden beraberiz. Daha doğrusu bu bir ders serimiz olacak. Yine iç mekan sahne tasarımı dersi yapacağız beraber. Program olarak gördüğünüz gibi AutoCAD 2016 kullanacağız başlangıçta. Sonrasında 3D Max 2016 ve V-Ray Render motorunu kullanarak sahne tasarımımızı gerçekleştireceğiz. Dersimizin aşamaları şöyle olacak arkadaşlar. Öncelikle AutoCAD'de tasarımını yapacağımız sahnenin bir planını oluşturacağız. Sonrasında bu planı 3D Max içerisine import edeceğiz. Ve daha sonra 3 boyutlu hale getirip o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, başlayalım. Şimdi öncelikle sahnemizin nasıl bir şey olacağından bahsedelim. Bir banyo tasarımı yapacağız arkadaşlar. Modern bir banyo tasarımı olacak. İçerisinde jacuzzi, çift lavabosu ve küçük bir terasında yine bir böyle minik bir yüzme havuzu olacak. Güzel bir deniz manzaralı bir şekilde. Tabii ki söylemeyi de unuttum. En son dersimizin finalini de Photoshop'ta bir post production yaparak tamamlayacağız. Bayağı detaylı bir derslerimiz olacak arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olacaktır. Şimdi öncelikle duvarlarımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi milimetrik çalışıyoruz arkadaşlar. Uzunluk olarak şu an size resmi de şu şekilde ben göstereyim. Bilgisayarda kayıtlı değildi. Nasıl bir sahne tasarlayacağımızı da söyleyeyim. Banyomuz Duravit'in banyosu oluyor arkadaşlar. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Şu şekilde görmüş olduğunuz banyomuzun tasarımını yapacağız. Dersimizin finalinde siz de adımları sorunsuz bir şekilde uygularsanız %90 oranında aynı bu sahnedeki ışık gerçekçilik olarak elde etmiş olacaksınız. Evet, başlayalım. Şimdi resimde de gördüğünüz gibi oldukça bayağı büyük bir banyo. Stüdyo tipi fotoğraf çekimler için kurulmuş bir banyo ama oldukça güzel. Şimdi öncelikle lavaboların karşısında yer alan duvarımızı çizelim. O kısmı 6 metre olarak hesaplayalım. Ondan sonra gerçi ters başladık, pardon. Çünkü bu tarafta açıklık var. Tekrar line diyoruz. Şuradan bir hiza alıp 6 metre ileriye gidelim. Sonrasında bir 4 metre kadar gidelim. Şöyle. Bu kısımdan da bir 4 metre kadar gidelim. Sonra içeriye şuradan bakış attığımızda bir metre kadar bir girintisi var. Aslında 1 metre değil. Daha kısa, hemen bu çizgimizi silelim. 50 santim kadar yapsak. Pardon. 50 santim kadar yapsak yeterli olur. Evet. Sonrasında şuradan bir referans noktaları alacağız arkadaşlar. Sonrasında bunları sileceğiz. Şimdi duvar kalınlıklarımız 20 santim oluyor arkadaşlar. Ama bunu içeriye doğru atmış ya. Yanlış yaptık. Hemen düzeltelim. Offset tekrar. 20 santim ve 20 santim.
Sonrasında bu kısımları böyle trimleyelim arkadaşlar hep beraber. Alıp içeriye. Düzgün bir şekilde çektik. Pardon. Sonrasında tekrar şu noktadan birleştirelim. Duvarımız uygun bir şekilde. Aslında bu kolon gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu kısımlarda alüminyum profillerimiz olacak. Burada bir kapımız var. Hemen duvarlarımızı da oluşturalım. Evet. Fillet yere köşeleri birleştirelim. Evet. Birleştirdik. Sonrasında bu kısımlardaki alüminyum kısımlarımızı da yapmakta fayda var. Alüminyum direkler olacak, profiller olacak arkadaşlar. Şuraya kadar bir adet burada var. Bir tane burada var. Bir tane de köşe de var ama bunu şu ikisini küçülteceğiz. Ortadaki gene büyük scale diyoruz arkadaşlar. Nokta 3 çok mu oldu, hemen bakalım. Nokta 2 yapsak bizim için yeterli olur. Nokta 3 çok oldu. Nokta 5 yapalım onu. Nokta 5. Evet. Buradan tutup arkadaşlar bundan aynı hizaya getiriyoruz. Şu kısmı silebiliriz. Şuradan hemen tutalım. Kapatalım. Aynı şekilde arkadaşlar hemen bunun bitiminde de tam profilimizi yerleştirdik. Genel görünümü itibariyle durum bu. Arkadaşlar planımız bu şekilde. Sonrasında şu orta kısmımızda bir adet jacuzzi'miz olacak. Dış kısımda da havuzumuz var. Offset diyoruz. Orayı 3 metre kadar bir dışarıya atalım, yeterli gelir. Şu kısımlardan birleştirelim. Aynı şekilde sonra kopya buradan alıyoruz. Aynı şekilde buraya. Stretch bu uç kısmından yakalıyoruz. Aynı şekilde getirdik. Okey. Sonrasında buradan bir 10 santim kadar içeriye atalım. Havuzumuz 2 metre olsun. Evet. 2 değil de biz burada hani jacuzzi vesaire, pardon, şezlong tarzı bir şey koyacağımızı varsayalım. 2 metre çok oldu. 1500 yapalım. 1750 yapalım. 1750. Tamam, yeterlidir. Aynı şekilde 100 milim kadar atıyoruz. Fillet deyip birle köşelerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Havuzumuzda burada yer alacak. Birazcık ince uzun
bir havuz. Burası ahşap zemin olacak arkadaşlar, ya da ahşap desenli seramiklerle de kaplayabiliriz. Şimdi şöyle bir konu kendi içerisinde yine bir konu daha doğurdu arkadaşlar. Hazır bu sahneyi bu şekilde hazırlarken 3D Max aşamasından bahsediyorum. Özellikle burada görmüş olduğunuz havuz kısmını yaparken hem içeriden renderler alacağız, hem de dışarıdan render alırsak da dış mekan eğitimi de size vermiş olurum. Böylece bir konu içerisinde iki konuyu işlemiş oluruz. Daha hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz. Sonrasında arkadaşlar şuradan Snap Settings'e gelelim. Bu da Midpoint seçiyoruz arkadaşlar. Okey. Çünkü line seçerken bunun midpoint'ini bize yakalaması gerekiyor. Sonra aynı şekilde Extend diyoruz arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Bu ve bu. Sonrasında birleştir diyoruz. Bu kısma da birleştir diyoruz. Şimdi şu iki kısımda birazcık trim işlerimiz olacak. Şimdi bunu neden yaptık? Burada cam ve alüminyum çıtalar geçecek. Onların yerini de burada belli edeceğiz arkadaşlar. Offset 2'şer santim. Bu şekilde bu taraflara. 2'şer santim az oldu. Offset 30 milim. Evet. Aynen. Bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Şunun bir kopyasını alıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Sonrasında yine buradan tutup arkadaşlar bu noktadan birleştirelim. Sonrasında gene, ama burada bizim bir kapımız olacaktı. Pardon. Copy diyelim. Bu kısmı alalım. Bu kadarlık bir kapı bizim işimizi görecektir. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Offset. O kısmında çıtalarını oluşturduk. Sonrasında evet, kapımızı da oluşturduk. Şimdi sıra lavabolarımızın yer alacağı bu kısmı ayarlamaya geldi. Ama öncelikle sahnemizi bir kaydedelim. Evet. Room Dazing diyelim. Bu şekilde kaydedelim. Yaptıklarımız boşa gitmesin. Evet. Şimdi burada bizim 2 adet lavabomuz yer alacak. Burada 50'ye 50'lik 2 kutu yerleştireceğiz arkadaşlar. Aslında 50'ye 50 küçük olur ya. Biz şey yapalım. 1 metreye 1 metrelik dolaplar yerleştireceğiz. Evet. 1000. Sonrasında var. Okey. Sonrasında bunu seçelim. Aynen. Snap'ı bir kapatalım. Duvarımıza bu şekilde koyduk. 1 metrede çok oldu. Bunu birazcık küçültmekte fayda var. Nokta 2. Pardon, büyük oldu. Ya da biz en garanti ol şöyle yapalım. 75 santim olarak kutularımızı tabii 75 santim olarak düşünelim. 750 750 750 ve 750 olarak birleştirelim. Sınıfı tekrar kapatalım. Bu şekilde
Evet, şöyle bir tane yerleştirdik. Hemen copy. Bu kısmına da geliyoruz. F8'i açalım. Hemen yanına da şu şekilde yerleştirdik. Okey. Sonrasında bunun üzerine gelecek lavabolarımız var. Çapı 75. Biz bir daire çizelim. Dairemizin çapı kaç yapalım? 75 santim. Bunu öncelikle silelim. Tekrar seçelim. 300 dersek. Tamam, bu arkadaşlar gayet, pardon, seçemedik. Heh. Şekilde koyduk, copy diyoruz. Buradan yakaladık. F8. Aynı şekilde buraya oturttuk, bitti. Bunların kalınlıkları 15 milim olur arkadaşlar. Seramik olacaklar çünkü. Evet, aynı bu şekilde. Giderleri de bunların 4,5 santim olur. 22,5 verelim. Aynı şekilde bu kısma da oluşturalım. 22,5. Okey. Bunlara gelecek musluk arkadaşlar. Birazcık bunu daha yakıştıralım. Duvara monte bir musluğumuz olacak. Bu alta koymuş olduğumuz üniteler ayrıyeten dolaptır arkadaşlar. Güzel bir banyo dolabı olarak da kullanılabilir. Sonrasında tekrar plana bakıyorum. Bunların üzerlerinde zaten aynalarımız olacak. Burada belirtmeye gerek yok. Musluklarımızın da yeri hemen arkadaşlar şu şekilde bir çubukla yerimiz. Şunlar bizim musluk görünümümüz olsun. Tabi burada hemen hatamızı da yakaladık. Lavabomuz ortalı değilmiş. Okey. Tamam. Sonrasında şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şimdi sıra geldi. Bu kısımda yer alacak jacuzzimiz arkadaşlar. Uzunluğunu 2 metre, 1,5 metre, 2 metre, 1,5 metre. Tabii bu şey değil arkadaşlar, sizi yanıltmasın. Jacuzzi değil, jacuzzimizin oturacağı taban kısım. Kenarlarında da aynı saunalarda olduğu gibi bir basamak gibi, ahşap bir basamak gibi bir şey olacak. Orada oturulabilecek jacuzzi bunun üstüne yerleştireceğiz. Şimdi hemen ortasından şu şekilde iki çizgi çekelim. Bunun kenar paylarımız 4'er santim olsa yeter, 40 milim. Ama öncesine pardon, 45 santim, 30 santim deneyelim. Evet, 30 santim bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Okay, şunları siliyoruz. Şunlardan köşelerimizi birleştirelim. Evet, çok güzel. Sonrasında 2 santim, 3 santim kadar da bunun 3 santim az geliyor. 40 santim kadar bir kalınlık payı olacak arkadaşlar. Hemen evet, biraz yaklaşalım, köşeleri birleştirelim. Tamamdır. Jacuzzi'mizin yeri de böyle arkadaşlar.
Havuzumuz. Burada bir kayıt işlemi yapalım. Zoom Extend diyelim. Mouse'umuzu şöyle bir kenara alalım ve duruma bakalım. Başka aksesuar olarak artık 3 boyutlu olarak sandalyelerimizi yerleştirebiliriz. Hani onları burada koymamıza gerek yok. AutoCAD'deki işimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste hazırlamış olduğumuz bu sahnemizi 3D Max 2016 içerisinde import edip artık 3 boyutlu görselleştirme işlemlerine başlayacağız ve modellemelerimize. Umarım faydalı bir